Adılar acaba aramam mı? Olabilir, bilmiyorum.16 yıldır araç kullanıyorum. İki vardiya şeklinde çalışıyoruz. Değişiyor. Sabah 5, öğleden sonra 2 olabiliyor. Ya da öğleden sonra 2, akşam 11-12 olabiliyor. O tarzda gün içinde değişebiliyor yani. Günlük molalarla birlikte 9-10 saati buluyor. 2 ya da 2,5 sefer. Bir seferimiz 2 saat sürüyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok memnun olduklarını söylüyorlar. Yani daha güzel cevap verdiğimizi, yaklaştığımızı, daha ılımlı olduğumuzu söylüyorlar. Ve memnuniyet açısından şirketimizi de arayıp teşekkür ediyorlar bayan sürücülerimiz için. Çok severek yapıyorum, hiç zorlanmıyorum. Motive ettiler beni. Kadınlarımızın da bu sektörde olması gerektiğini hep çevremdekiler destekledi. 10 kişiye yakın kadın arkadaşımız var, çalışanlarımız. Biz çok cesaretliyiz. Hiç korkmadan bu işi yapıyoruz. Diğer kadın arkadaşlarıma da sesleniyorum buradan. Hiç korkmayın. Gerçekten başarabileceğiniz, yapabileceğiniz çok güzel bir meslek. Aslında çok zorlandığım bir durum yok. Çünkü bu bizim işimiz. İnsanların kartı bitebiliyor, parasız kalabiliyor. Bu şekilde olunca yanlarında nakit varsa ya da en yakın durakta yükleme noktaları varsa oralarda duruyoruz. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz yolcularımıza. Akşam çalışması da gerçekten korkutmuyor. Çünkü çağrı merkezlerimiz var. Bizi aradığımız anda bize her türlü yardımı yapıyorlar, ulaşıyorlar. O yüzden hiçbir korkumuz yok akşam çalışmada. Ya bunu neye göre yapıyorsunuz diyor. Adam dilekçe vermiş, onu rukame almış. Ya kardeşim sen elektrik faturalar görülüyor mu sisteminde? Gözüküyor. Nerede olduğunu görüyor mu? Adam kendisi her şey görünüyor. Sana size açsın diyorum. Bununla ilgili karar alalım diyor. Adam tam döneceğin yer noktaya araba koyup gidiyor. Arıyorum. Oo, gelecek diye bak artık ondan sonra şeye. Şu an Antalya merkezde 300'e yakın esnafımızın aracı, 150 tane de belediyemizin aracıyla 450 araçla hizmet ediyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda şoför sıkıntıları yaşıyoruz. Bunların içerisinde işte bayan şoförlerimiz vardı. Onlar da kimi evlendi gitti, kimisi başka işlerde şu an çalışmakta. Ne kadar 450 civarında bizde şoför var. Bir 300 civarında Büyükşehir Belediyesi'nde şoför çalışmakta şu an. Şu an dün itibariyle, dünkü veriye baktığımızda pazartesi gün yoğun oluyor biraz. 264 bin yolcu taşıyoruz. Okullar açılmadan önce 220 bin bandında yolcu taşıdık. Pandemi öncesi 380 bin, 400 bin yolcu taşımaktaydık. Tabii ki özel araçlarına yönlenen insanlar artık toplu taşımı kullanamıyor. Bunun akabinde işte tramvayın da entegre edilmesiyle birlikte de tabii ki birazcık daha etken oldu. Bu son zamanlarda işte binler de ciddi anlamda kullanılıyor. Onlardan dolayı şu an 264 bin yolcu taşıyoruz. Bugünkü yolcu verisine baktığımızda biz Antalya'da daha fazla araçla çalışıyoruz. Yani
metropol bir şehirde 450 tane araçla çalıştığımızda 450 bin civarında yolcu taşımamız gerekirken şu an 264 bin yolcu taşıyoruz. Tabii bunlar da hep hem maliyete etkiliyor, top taşım daha pahalı olmasında etken, hem de esnafımız anlamda, ciddi anlamda, zarar anlamında. İlçelerin nüfus sayımına göre bir bu elektrikli skuter'ın belirlenmesi gerekiyor. Ama baktığımızda şu an bir sürü firma oldu. Hangisinin kaç tane elektrikli skuter olduğu bilinmiyor. Sürekli ruhsat veriliyor. Ama bunun bir kriteri var. Bir yönetmeliği var. Yönetmeliğe göre baktığımızda bunun kaç tane olduğunu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bilmesi gerekiyor. Bizim daha öncesinde ona yakın bayan şoförümüz vardı. İşte az önce bahsetmiştim. Bayan şoförlerimizden şu an 3 tane kaldı. Birçoğu işte evlendi veya işinden ayrıldı. Başka bir ile giden oldu. Daha fazla bu bayan şoförün arttırılması noktasında talepler geliyor halkımızdan. Ciddi anlamda gerçekten çok büyük bir sevgiseli var bayanlarımıza karşı. Onlar da gerçekten baktığımızda bizlerden daha iyi araç kullanan, biz zaten bunların denetimini yapıyoruz kendileri. Gerçekten çok güzel araç kullanıyorlar. Şu an tabii ki önceliğimiz bayan şoför olmak üzere bayan şoförü arıyoruz. Onlara da pozitif ayrımcılık da tanıyoruz. Şu an 9 bin lira civarında ve üzerinde maaş veriyoruz bayan şoförlerimize. Varsa bizden, bizi buradan duyan, Türkiye genelinde, Türkiye'nin neresinden olursa olsun buyursun gelsin. Bunun için E sınıfı ehliyet olması gerekiyor. SRC psikoteknik zaten hemen müracaat edilip alınan bir şey şu an için. Çalışma saatleri biraz esnek bir sektör. Günlük araçlarımız 3 sıra, 4 sefer yapıyor. Bunlar da 2'şer saat falan sürüyor. Normal saatlere baktığımızda belki 12 saat falan çalışıyormuş gibi görünüyor ama baktığımızda 4 sefer yapan bir araç 2'şer saatten 8 saat yapıyor. 3 sefer yapan araçlarımız 6 saat. Sefer sırada saatte kalıyor. Onun dışındaki dinlenme molaları, ikişer saat molaları var. İsmet Paşa'ya, Subaş Caddesi'ne koyuyor. Bir tane park olacak mı? Bak bakalım orada. Aynen, aynen. Trafik rahat rahat akacak. Şeyden, kale kapısından geliyorum. Demircer Çarşısı'na giderken koskoca Antalya'nın. Denetlemekten şey değiliz. Her haftada 2 gün, 3 gün bizim araçlar denetlenir mi? Durduruyor 100. yılda en yoğun arabanın içerisinde dolup tıktım tıktım.